değilsin o yüzden ben. Ha, peki bir şey söyleyeceğim. Siz tanımadınız, parkta gördüğünüz bir kadını, iki tane çocuğu olsa bile nasıl güvendiniz, eve getirdiniz? Ve yani haklı olarak şey Özlem de diyor ki, ya da Merve Özlem. Özlem de diyor ki neden polise götürmedin diyor. Ya bakın biz polise de gittik. Ha. Yani araştırılsın bakın. Araştırılsın, biz o dönem polise de gittik. Jandarmaya da gittik. Anlatabilir mi? Bunlar dediler ki yani biz de bir şey yapamayız dedi. Eğer ki dedi yani yarın öbür gün bir sıkıntı olursa o zaman dedi alırız dediler çocuğu sizden. Peki niye sokaklar parkta kalıyor Özlem'in annesi iki kardeşiyle beraber? O bilmiyorum. Nasıl bir evinizde hani, kalıyor, sohbet ediyorsunuz? Bakın hanımefendi, ben öyle şeyler sormadım hiçbir zaman kendisine. Ama biraz özür dilerim ama yani 19 yaşındasınız, siz de o sırada daha küçüksünüz. Hamile. Benden kaç yaş büyüktü. Ben mesela şu an 43 yaşındayım. O zaman 19 yaşındaydım. Annesi hemen hemen benim yaşlara, şu anki yaşlarıma o yakın bir yaştaydı. Ha, 40-43 yaşlarındaydı öyle mi? Hemen hemen o civardı. Yani yaşça benden büyüktü. Tamam, yani ilginç ya. Neyse, enteresan. Çünkü o sırada yaşlarınızın yakın olduğunu ben biliyorum ama... Ya yok, öyle bir şey yok. Annesi benden kaç yaş büyüktü ya? Ya arkadaşınız değildi yani. Tesadüfen gördünüz. Değildi, hayır. Peki, ben o çocuklara vicdanen rahatsız oldum. O çocuklar ortada kalıyor diye. Peki Özlem'i neden size verdi? Niye götürmedi? Bak Özlem'den hamileyken ben kendisine dedim ki bak dedim sen dedim iki tane çocukla ortada kalmışsın. Evet. Hani, bu durumda sen bu çocuğa nasıl hamile kaldın dedim ben kendisine. Ne dedi peki size? Ya dedi ben de bilmiyorum dedi. Bir anda öyle kaza gibi oldu dedi. Fakat dedi bunu dedi isteyen var dedi. Ben dedi evlatlık vereceğim dedi. O zaman mı sizi aldınız peki? Nasıl yaptınız? Hayır ben almadım. Ben isteme taraftarı bile değildim. Ben her şeyi doktor benim karşıma geldiğinde öğrendim. Ya anladım ama sonra size çocuğu vermiş gitmiş ya. Nasıl verdi gitti? Onu anlamadım. Ya işte onu anlattım ya size. Ben hastaneye doğum yapmaya yattı ya bu. Evet yattı, tamam. Ben de kaçıyor. Onun yanında refakatçi olarak kaldım. Peki abla, bu doğum girişleri neden Aynur Köz? Peki tamam evet. Tamam da şimdi. Bakın kadının yapmış olduğu hareketten şimdi benim ne günahım var? Ya şimdi sen benim arkadaşımsın. Ben senin kimlik bilgilerini falan bilmem. Ama sen benimkini her türlü biliyorsun. Hayır, sonrasında da Özlem'e şöyle Aynur Hanım bana anne diyeceksiniz diye tokat atıyorsunuz, baskı. Hayır ben ama... hiçbir zaman onu o şekilde tokat. Hayır sen bana sürekli bana. Sen sürekli bana baskı yapıp bana demedin mi sen bana anne diyeceksin? Sen vallahi harbiden nankör bir kızdın ya. Gerçekten sen de çok yalancı bir kadınsın. Sen de çok yalancı bir kadınsın, anladın mı? Bütün doğruları ortaya dökeceksin. Bütün hepsi tek tek ortaya çıkacak. Bunların hepsini tek tek bana anlatacaksınız. Sen çünkü Aynur'un senin annen olduğundan şüphelenmişsin. Bunları yapınca doğru mu? Nasıl yani? Ya Aynur senin annen olabilir diye şüphelenmedin mi Aynur'dan? Ya tabii ki şüphelendim. Çünkü neden abla? Neden hastanede Aynur Köz? Neden ben kendim gittim, evrakları kendi gözlerimle gördüm ya? Doğru söylüyor. Yani hastanede doğum evrakları işlenirken kadın bırakıp gidiyor. Annesi gitse bile sonuçta doğum yapan kadının orada kimlik bilgileri hastaneye girmiştir Aynur Hanım. Orada anne adı olarak hastanede sizin isminiz nasıl yer alıyor? Nasıl kaydediliyor? Ya. İşte onu siz nasılsanız Allah yukarıda şahidim olsun, ben de aynıyım. Ama olmaz sattım benim. Bak asla. Burası devlet hastanesi yalancı. Miydi? Devlet hastanesi evet. Tamam, Malatya Sigorta devlet hastanesinde. Sigorta şimdi sonuçta değil, devlet hastanesi. Normalde devlet hastanesi. Malatya devlet hastanesinde. Anladım, Malatya devlet hastanesinde. Evet. Hamile bir kadın sabaha doğru gidiyor, karnı burnunda doğum yapıyor. Sen çok üstün değil mi? Nasıl? Orada yalan deyip duruyor. Sen çok dürüstsün değil mi? Yalancısın. Ha? Bana gerçekleri anlatana sen kadar benim gözümde sen yalancısın. Bana gerçekleri anlatana kadar benim gözümde yalancısın. Ben şimdiye ben kadar sana mi? Çok söyledim. Bundan ben, iki ay önce ben sana ne dedim? Sana, ben seni bana, aradım sana. Dedim ki ben, bak dedim bak, anne bana ben, doğruları ben söyle. Ben programa da bağlanmazdım ha. Beni dinle. Bak ben sana ne dedim bak, iki ay önce seni aradım. Dedim ki anne bana doğruları söyle. Benim öz annem kim? Kapatırsın işte böyle. Anladın mı? Yalancısın. Hep aynı şeyi yaptın. Hep böyle kaçtın. Kaçıyorsun çünkü yalancısın sen. Sen yalancısın. Hayatımı mahvettin. Yalancısın sen. Anne diyorsun ama ona.
annen olmanı çok mu istiyor? Yani annem sen söyle mi dedi? O yüzden mi ona çok kızmışsın? Evet. Ben o baskı altında, onun o baskısı altında büyüdüm. Ben ona anne dedim, öyle kaldı ama benim için anne değil. Benim öz ailem, annem, kimse gelsin buraya. Ya bana gerçekleri tek tek anlatsın. Ben her şeyi kendisinden öğreneyim. Ben bu kadarını istiyorum. Duymak istiyorum. Kim yalan söylüyor, kim doğru söylüyor, hepsini tek tek duymak istiyorum. Yani Aynur Hanımcığım, sinirlenmeyin de bakın ben sizin yardım ettiğinizi düşünüyorum ya, ama ya, o da haklı da olarak bak bir şey söyleyeceğim. Kurbanlıydım. Anlatabildim mi? Şu anda da ben iyi niyetimin kurbanı oluyorum. Söyle ben o zaman. Istedim, gerçekleri ben, söyle. O zaman gerçekleri söyle. Beni kimse buraya bak sana bir şey söyleyeyim mi? Erhan Evin var ya, konuştum onunla. Konuştum. Adam bana diyor ki bütün kilit anahtarın hepsi Aynur diyor. Aynur'a yapış dedi bana ya. Dedi benim karşıma geleceğini Aynur'un karşısına çık. Her şey Erhan Evin dedi ki her şeyin tek bir anahtarı var, o da Aynur'da. Aynur'a bu, Aynur'la konuşacaksın dedi bunları. Kim dedi sana? Erhan Evin söyledi. Ben o seni aradım ya? Ve adam benden senin numaranı istedi. O kim ya? Sen çok iyi tanıyorsun kim. O kim ya? Ben onu bilmiyorum ki. Sen çok iyi tanıyorsun o kim. Ve ben Gülümser Pınar diyorum. Biyolojik ailem, annemin ismini Gülümser Pınar diye biliyorum. Adam kalkıp bana diyor ki hayır, Nursel ismi. Allah şimdi Allah. Söyle bakayım, kim bu Nursel, kim bu Erhan? Bana bunları tek tek anlatacaksın. Ben bildiğim şeyi söylerim. Bana bunları tek tek anlatacaksınız. Bana bak kızım. Bak. Sen gene ne yaparsan yap. Bak gene senin... Anlatma bana senin bunları, anlatma. Ben bunları duymak istemiyorum. Sana. Ben bunları duymak istemiyorum. Bana gerçeklerle bak. Gel ya. Ulan bana gerçeklerle gel. Dinle ya. Allah'ım ya Rabbim ya. 25 yıldır bana yalan söylüyorsun. Rabbim dinle. Sen kimsin ki ben sana yalan söylüyorum. Yalan söylüyorsun. Yalan. Herkes ha? Bağlansın. Herkes konuşsun. Sen çok dürüstsün ya. Evet dürüstüm. Çok dürüstüm. Yalan söylüyorsun. Sen benim 25 yılımı ya. Çaldın. Sen benim 25 yılımı çaldın. Tanımadığın bir kadını nasıl çocuğunu alıyorsun ya sen? Bana bak bana. Sen tanımadığın bir kadının çocuğunu nasıl alıyorsun? Anladın mı? Sen nasıl alabiliyorsun? Sen nasıl bu yükün altında kalabiliyorsun? Bunun altında başka şeyler var adım gibi eminim. Hepsi çıkacak. Hepsi çıkacak. Hepsi çıkacak. Abi kapatın beni bir daha mümkünse bu konuda. Dinleyecek beni, anlayacak insanı. Tamam Özlemciğim bir saniye. Beni ben... yoracak şeylerle işim. Aynur Hanımcığım bakın Aynur Hanımcığım. Aynur Hanımcığım. Konuş. Çok öfkelisin Aynur'a. Sana başka bir şey yaptılar mı? Çok önemli bir ihbar varmış şu anda. Alo merhabalar, hatta mısınız? Merhaba. Merhabalar. Özlem'le ilgili ya da bu olayla ilgili ne biliyorsunuz? Ben bu olayla ilgili yani ben gerçekleri anlatacağım sadece. Merve orada konuşamıyor, ben bunu söylemek istiyorum. Hani aileyim diyorlar ya, arkasında durduklarını söylüyorlar. Ya Merve'nin neyi var bana söylesinler. Merve her gün bir yerde kalıyordu. Bakın size bunu anlatıyorum. Ya. Bir konteynerde orada açıklayamıyor bakın. Kalacak yeri bile yoktu. Ya. Hangisi ailelik yaptı? Annelik yaptı. Kim annelik? Aile farklı bir şeydir. Kim annelik yaptı bu kıza? Ben sadece bunu sorayım. Annelik yapmış baba. Ya bu kızın neyi var ya? Hiçbir şeysi yok ya. Kızın neyi var? Konteynerde mi kaldın? Konteynerde annem vardı. Orada yarı sıra gidip geliyordum. Kim vardı? Annen kimdi konteynerde? Beyaz Gözü. Hem bu deprem zamanı evet. Şeyde kaldıkları için. Ya peki siz aileyi tanıyorsunuz. Aynur Hanım diyor ki ben diyor sokaktan işte parkta gördüm bir kadını. Yanında iki tane çocuk vardı. Aldım ondan sonra sahip çıktım. Mecburen sahip çıkmak zorunda kaldım. Çocuğunu terk etti gitti diyor. Aynur Hanım doğruları söylüyor mu sizce? Ablacığım ben o kadarını hani bilmiyorum. Ben sadece şunu söylüyorum. Hani ben tanıdıktan sonra hikayesini biliyorum. Hiç ben yanında ben tanıdığım hiç kimseyi görmedim. Bu 3 tane çocuğu var. Bu çocuklarını bakamadım. Bu yüzden vermek zorunda kalıyorsa Merve çocuklarından ayrılacak bir insan değildi. Bakamadı. Kimse destek tamam destek oldularsa Merve neden çocuklarını verdi? Hani aileyim diyorlar ya senin torunun o zaman siz Merve'ye destek oldunuz mu ki ya Merve konuşmasını istiyorlar. Ya Merve'nin bir ailesi yok aslında yani bir baktılar büyüttüler ama hiçbir zaman destek olmadılar mı demek istiyorsunuz? Yok yok ya kim var tamam biz sizin çocuğunuz var arkasında durmaz mısın senin neyin var kızım ihtiyacın var mı senin çocukların var sen çalışamıyorsun 3 çocukla çalışamıyorsun. Çocuğunu o yüzden vermek zorunda kalmışsın. Evet, öyle oldu. Öyle mi oldu doğru mu söylüyor? Doğru.
Üç çocuğun o yüzden ayrılsın. Ah yazık sana ya. Peki Aynur Hanım'ı tanıyor musunuz? Aynur Hanım'ı biliyor musunuz? Sadece duyumlarla tanıyorum. Hani şahsi olarak tanımıyorum. Hani ben sadece şunu söyleyeyim ama hiç kimse arkasında durmadı. Hiç kimse. Bakın gerçekten ben yalan konuşuyorum. Kendi de her şeyi konuşamıyor. Çünkü hani orada kendini acındırmak da istemiyor. Ben öyle söyleyeyim size. Anlatma ama evet. Ben... Yani bak o kadar gururlu ki bize dedi ki ben buraya geldiğim için çocukları babasına verdim. O yüzden çocuklar ne kadar canım benim ya. Of ya. Yani 6 Şubat'tan beri o zaman konteynerde kalıyorsun çocuklarına beraber. Yok evim Elazığ'daydı. Orada da kalamadım yani bodrum kat zaten. Çocuklarım zor kaldım, sıkıştım. Mecbur vermek zorunda kaldım babasına. Ah, onları da özlüyorsun. Peki Aynur bize her şeyi şu anda saklıyor mu sence? Saklıyor abla, yalan söylüyor. Ailesi bağlansın. Ailesi kendisi söylüyor ya, ablası Pelinköz kendisi zaten söylüyor. Diyor ki ben İstanbul'daydım, geldim. O senin annen ne diyor, evde bizimle birlikte kalıyorlardı diyor. Birkaç gün boyunca kaldılar zaten diyor. Nasıl şimdi diyor ki ben tanıyamıyorum, ben tanımıyorum. Ya sen dışarıda tanımadığın bir kadının nasıl gidip çocuğunu dur alabilirsin ki? Pelin Hatta'ymış, Aynur'un ablası mı oluyor Pelin Hanım? Evet. Pelin Hanım merhabalar, Pelin Hanım. Merhabalar. Şimdi kardeşiniz Aynur bambaşka şeyler anlatıyor. Siz başka şeyler anlatıyorsunuz. Ya ben öncelikle herkese merhaba. Teşekkür ederiz. Ağlama lütfen. Ama şu anda telefona bağlanan arkadaşa diyorum ki ailelik nasıl yapmış bilmem ne. Sen benim yanımda mıydın oğlum ben o çocuğa bakıp büyütürken? Hayır bak o da ondan kastı. Bak o da onu söylemiyor. O da diyor ki bu kız zor kaldı. Bu kız çocuklarla belki ortada kaldı, ne sıkıntılar yaşadı diyor. Şimdiye kadar diyor hani anneyim vesaire yani ben varım. Şimdi diyor yanında hani kim var diyor. Ne olur beni dinler misin? O diyor ki sahip çıkmazlar. Depremde hepimiz birbirimizi aradık. Biz kocaman bir deprem yaşadık. Doğru haklısınız. Lütfen orada... beni dinler ama misin Merve? Bir şey söyleyeceğim Pelin Hanımcığım. Siz Gülümser Pınar'ı tanıyor musunuz? Annesini, kimin? Biyolojik annesini. Televizyon sesini kısar mısınız? Önce onu söyleyeyim Pelin Hanım. Televizyon sesini kısın lütfen ki daha rahat iletişim kuralım. Bu arada Gülümser Pınar olarak söylemiş, ismini söylenmiş. Gülümser Pınar'ı biyolojik annesini tanıyor musunuz? Ben bir kere Aynur Köz'le beraber görmüştüm o bayanı. Ha gördün, öyle mi? Gördüm evet, o zaman Merve hamileydi. Peki beraber mi kalıyorlardı kardeşinle yok, beraber? Yok kalmıyorlardı orası yalan. Hayır asla bir arada kalmadılar. Asla bir dakika, anne evde kalmadılar. Evet, bir dakika sen demedin mi ki gelmişlerdi annemde kalıyorlardı hani 2-3 gün boyunca. Ben asla annemde kalıyorlardı demedim. 2-3 gün boyunca bizimle yaşıyorlardı demedim. Anneye sorsunlar annen aynısını söylemeyecek mi? Ben anneyle kalıyorlardı demedim. Merve geldiler bir kere gördüm dedim ya. Tamam da anne de zaten döne döne demiyor muydu ki? Ya geliyorlardı bizde kalıyorlardı. Bu arada ben de şunu söyleyeyim. Bir dakika Pelin Hanımcığım, Pelin Hanımcığım ne olur bir saniye. Aynur Hanım ekibimize Dursun Hanım'a demiş ki koordinatörümüze bizim evimizde beraber kalıyorduk demiş. O da aynı şeyi söylemiş. Evet annesi de bana aynı şeyi söyledi. Aynur Hanım, bir dakika Aynur Hanım burada televizyonda da dedi ki ben ailemden ayrı kalıyordum benle birlikte kalıyordu. Hangisi doğru? Bir dakika, şimdi Aynur Hanım'ın o zaman kendine ait bir evi var mıydı onu bilmiyorum. Kardeşiniz değil mi? Şöyle sorayım, bir dakika lütfen beni dinler misin? Soru soruyorum, tabii buyur. Ben kendi bildiklerimi anlatayım. Hı. Geçmiş zaman. O zaman o kadın Merve'nin annesi olan bayan, hı hı, ben Aynur'la beraber gördüm. Tamam. Nerede gördünüz ama? Şeyde annemlerin evinde gördüm. O zaman orada kaldılar. Kalmadılar. Hayır ben oradayken yemin ederim kalmadılar. Geldiler gittiler. Hatta Aynur o zaman kendine böyle hamile süsü veriyordu. Niye? Ben hamileyim. Ama o kadın hamileydi. Bizim Aynur'un hiçbir zaman çocuğu olmadı.